Bir alfa açısı verilmiş 270 derece ile 360 derece arasında. Sinüsü de verilmiş şu açıdan. Şunlar isteniyor. Şimdi şöyle hareket edebiliriz. Tabii farklı çözümler yapmak mümkün. Ama biz alfamızı şöyle kabul edebiliriz. 270 ile 360 arasında olduğuna göre 270 derece artı beta gibi kabul edebiliriz. Tabii bizim betamız bu durumda 0 ile 90 derece arasında kalacak. 0 ile 90 derece arasındaki bir beta açısı için böyle yazabiliriz. Mesela betamız 20 olsa 290 olur. Yani 270 ve 360 arasında. 90'ı aşmamalı. 90'ı aşarsa şu 360'ı aşmış olur. Bunu söyleyebiliriz. Şunu sileyim. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Sinüs alfa. Sinüs alfa eksi 1 bölü 2'ymiş. Biz alfanın yerine 270 artı beta yazabiliriz. Yani sinüs 270 artı beta eşittir eksi 1 bölü 2. Şimdi bunu hesaplayacağız. Öncelikle bir tane birim çember çizelim. Şöyle çiziyorum. Şimdi bizim sınırlarımız şurası 0 derece, 90 derece, burası 180 derece, 270, burası da tekrar 360 derece oluyor. İşaretleri yazacak olursak artı artı, eksi artı, eksi eksi, artı eksi biçiminde olacak. Şurası birinci bölge, burası ikinci bölge, şurası üçüncü, burası da dördüncü bölge. Tabii bu işaretlerle ilgili olarak şunu da söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi kosinüsü, ikincisi sinüsü ifade ediyor. Bunların yani işaretlerin çarpımları da tanjant ve kotanjantın işaretleridir. Şimdi sinüs 270 artı beta, 270 burada. Bunun biraz fazlası. O halde şu bölgede bir yere düşer. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsler ikinci bileşen oluyor. Sinüs ikinci bileşendi. Sinüsümüz negatif. Yani bu işlemin sonucu negatif çıkacak. Eğer biz buradaki 270'i çizersek, yani dikey eksen üzerindeki açılardan herhangi birisini çizersek, sinüsümüz kosinüse dönüşür. Yatay ekseninden herhangi bir açıyı çizseydik, dönüşüm gerçekleşmeyecek. Yani sinüs yine sinüs olarak kalacak. Şimdi kosinüse dönüştük 270 derece çizildiği için. Eksi kosinüs beta olur. O da eşittir. Eksi 1 bölü 2. İki tarafta da eksi var. Kaldırıyorum eksileri. Bu durumda bizim kosinüs betamız 1 bölü 2 olur. Şimdi bu bir köşede kalsın. Bunu sonra kullanacağız. Gelelim şu ifadelere. 3pi bölü 2 ki bu pi yerine 180 yazarsak 180 derece olur. Diğeri pi bölü 2 bu da 90 derece olur. Şimdi bunları hesaplayacağız. Yazıyorum. Tanjant şurası 180 eksi alfa. 180 eksi alfa. Alfa yerine de bunu yazacağım ben. 270 eksi beta. 270 artı beta. Bunu yazdım. Artık kotanjant 90 artı alfa. Şöyle kotanjant 90 artı alfa. Alfanın yerine de şunu yazıyorum. 270 artı beta. Çünkü alfa dediğimiz şey aslında 270 artı beta. Alfanın yerine bunu yazdım. Şuradaki işlemi yaparsak, şimdi parantezi açacağız. 180'den 270 çıkarırsak eksi 90 olur. Şöyle olacak. Eksi 90. Tabii bu beta'ya da beta'nın da eksi olmasına neden olacak. Eksi beta. Artı şu ikisini topluyorum. 360 yapıyor. Kotanjant 360 artı beta. Şimdi buradaki açı negatif. Biz negatif açılarla tabii çalışabiliriz aslında ama negatif açıları şöyle yapabiliriz. Üzerine 360 ekleyerek esas ölçülerini bulabiliriz. Yani pozitif hale dönüştürebiliriz. Herhangi bir açının üzerine 360 dereceyi eklemek ya da çıkarmak o açının değerini değiştirmez. Üzerine 360 dereceyi ekliyorum. 360 eklersek burası tanjant. Böyle yazıyorum. Tanjant 360 eksi 90'dan 270'e dönüşür. 270 eksi beta olur. Artı diğeri de şurada da 360 derece var. Biz bu 360'ı atabiliriz. Yani 360'ı çıkarabiliriz. Ya da eksi 360 ekleyebiliriz. Bu sonucu değiştirmez. İkisi sıfırlanacak. Orası direkt kotanjant beta'ya dönüşecek. Kotanjant beta. Şu tanjant 270 eksi beta'yı hesaplayacağız.
270 burası. Beta çıkarırsak şuraya gelir. Üçüncü bölgeye. Yani şuradaki açı üçüncü bölgede bir açıdır. Üçüncü bölgede sinüs ve kosinüsler negatif olduğu için bunların çarpımından tanjantımız pozitif gelir. Yani bu açı pozitif bir açı. Eğer biz 270 dereceyi çizersek, 270 derece üzerinden dönüştürme yaptığımız için tanjantımız kotanjanta dönüşür. Yani burası kotanjant beta olacak. Şu eksinin herhangi bir önemi yok. İşaret bölgeden bulunur. Yani burası kotanjant beta olacak. Artı kotanjant beta. Şimdi iki tane kotanjant beta bulmamız gerekiyor. Onu da bir açısı beta olan dik üçgen üzerinden yapacağız. Ki şurada da kosinüs betayı biliyorduk 1 bölü 2 olarak. Bunu kullanabileceğiz şimdi. Bir tane dik üçgen çiziyorum. Şuraya. Şöyle bu açı 90 derece. Şuradaki açı beta olsun. Şimdi betanın kosinüsü 1 bölü 2 olduğuna göre kosinüs komşu dik kenar bölü hipotenüstü. Şöyle yazabiliriz. Komşu dik kenarı, bu üçgenin komşu dik kenarı 1, hipotenüsü 2 olur. Biz şu karşı dik kenarı da hesaplayabiliriz. Pisagor teoremi falan kullanabiliriz. Ama bu özel bir üçgen. Çünkü hipotenüs 2, dik kenar 1. Bu 30-60-90 üçgenidir. Şuradaki parçada kök 3 gelecek. Burası da kök 3. Şimdi kosinüs betaya gelelim. Bu aslında 2 tane kosinüs beta. Yani şöyle 2 çarpı kosinüs beta olacak. Kosinüs beta da betanın kosinüsü diyorum. Kotanjantı komşu dik kenar bölü karşı dik kenar olur. Yani 1 bölü kök 3. Yani 2 bölü kök 3. Tabii payda da kök olmasını istemeyiz. Bunun için şöyle kök 3 ile genişletebiliriz. Kök 3 ile genişletirsek bunun sonucu 2 kök 3 bölü 3 olur. Bütün işlemin sonucu budur işte.